Şurtla devam ediyoruz. Diğer perakendecimiz. Şimdi burada da tam olarak gününü hatırlamıyorum. Analiz yaptım bir önceki günü. Düşüşü kırmış. Yani buradaki düşüş trendini sonunda kırmış. Aslında bu iyi de 3.46 bugünkü Borsa İstanbul'un hareketlerinin arasında tabii ışıl ışıl ışılıyor, onu da söyleyeyim. Borsa İstanbul çünkü çok riskli bir yerde şu an. Endeksten bahsediyorum, yüz endeksinden. Durum böyleyken yukarı doğru ivme her zaman iyidir. 50 gün ortalaması bir dirençti burada. Şu anki durumu 13.05 yeri, konumu. Dolayısıyla harekete devam edecekse şu an 2.85'te bitirdi. İşte 20 kuruş kalıyor arada. Burayı da atlatması lazım. Yani tekrar yukarı bir hareket başlatabilmesi için. Onun dışında yani şuradaki düşüş trendini kırması yatay bir alana da sarmasına sebep olabilir. Yataya sarar, böyle uzar gider 12'lerde. Yani yeni bir trend arıyorsanız ilk direncimiz 13.05 ve kırılması gereken direnç orası. Onun üstünde 13.62 direnci var. O da kırılırsa zaten döner bakarız. O da ayrı konu. Aşağı sarkması durumunda olası kötü bir ihtimalle desteğimiz ve stopumuz 12.24'te. Yani buranın kırılması hoş olmadı. Burayı çünkü bir kere kırdı. Ta geldi 200 gün desteğinden döndü. 200 gün desteği şu an 10.87'de. O gün 10.60'taydı. Hatta biraz daha altını gördü. Yani 0.5, 10.57, %50 Fibo düzeltme seviyesine kadar geri çekildi. Onun için buradaki destek önemli. Kırılmaması çok önemli. Bunun dışında bir bakalım. Yani günlükte stokastik sat konumundan dönememiş. Bu %3,5 döndürememiş. Ama tabii böyle devam ederse al verecektir. Ama MACD'yi al vermiş stok haldeyken. RSI'da şu an 52'de. Çok yüksek bir seviyede değil. Kar satışlarının olabileceği bir seviye değil. Yani teknik satışlar burada gelmez. Ama gelirse 13.05 civarında olabilir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey. Ha bir de şunu da göstereyim yani. Bu 50 gün ortalaması. Yani bakın ne güzel bir trend yakalamış burada 50 günün üstündeyken. Onun için 50 günün önemi. Yani buraya direkt bir şey de çizmiyorum. Yani daha hareketli ortalama burada daha doğru olur. 13.05'in. Ya bugün itibariyle 13.05, yarın 1-2 kuruş atabilir. Oranın takip edilmesi daha olumlu bir sonuç verecektir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Umarım hareketine devam eder. Hepinize iyi akşamlar dilerim.